Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri Konya'yı konuşacağız. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay bizlerle birlikte olacak. Kanal 7 televizyonunda yayınlanan Başkent Kulisi programının bu haftaki konuğu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dı. Altay, Konya'da pandemi döneminde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Pandeminin ilk gününden itibaren biz de aslında burada vatandaşlarımıza her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Öncelikle bize başvuruda bulunan herkese sosyal yardımda bulundum. Bize başvuran hiç kimseyi geri çevirmedik Mehmet Bey. İlçe belediyelerimizle birlikte bir koordinasyon içinde internet sitemizden başvuran yaklaşık 134 bin aile 49 milyon liralık sosyal yardım desteğinde bulundu. Koronavirüsün ilk dalgasında birçok vatandaşın işsizlikle mücadele ettiğini vurgulayan Altay, esnaflara yönelik projeler geliştirdiklerini belirtti. Şimdi özellikle kantinciler, servis şoförlerimiz ve kahvehaneler için yeni bir destek paketi hazırlıyoruz. Tabii Konya iletişimin çok yüksek olduğu, birlikte çalışma alışkanlığının çok yüksek olduğu bir şehir. Onun için Esnaf Odaları Birliği'mizle, tüm ilçe belediyelerimizle birlikte insanların bu süreci zararsız atlatmaları, evlerinde açlarını kaynaması için sosyal yardıma devam ediyoruz. 2020 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı sosyal yardım miktarı yaklaşık 49 milyon lira. Aralık ayında servis şoförü, garson, kantinci ve kahvehaneci gibi esnaflar için nakdi yardımın yapılacağını da ifade eden Başkan Altay, canlı yayında üzerinde çalıştıkları çok özel bir projenin de müjdesini verdi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sürekli destekte bulunduğumuz aileler içerisinde üretim kabiliyeti olan 50 aile belirledik. Ve bu ailelerde bir seracılık çalışması yürütüyoruz. İnşallah bu 50 aileyi de ilk yıl eğitim vereceğimiz, Büyükşehir Belediye'mizin oluşturduğu 150 serada bunlara üretimi anlatacağımız bir sistem oluşturuyoruz. İkinci yıldan itibaren bu ailelerimize %50 destekli olarak alım garantili bir şekilde üretim gerçekleştireceğiz.